Otomobilin yıkaması bitti. Sıra geldi lastik parlatmaya. AutoKit markasının lastik ve tampon parlatıcısını kullanacağım. Ürün bu. Arkasında yazılanlara bakarsak da içeriğinde %30 emisyon aktif madde, %5 kondisyoner, koruyucu, esans yazmışlar. O herhalde esans olacak ve diye iyonize su içeriyormuş. Lastiklerinizi ve plastik aksamlarınızı tek işlemle parlatır ve korur. Lastiklerinizin ve plastik aksamlarınızın uzun süre yeni görünmesini sağlar. Sudan etkilenmez. Kış aylarında lastiklerinizin uzun süre parlak kalmasını sağlar. Lastik yüzeylerde ve plastik aksamlarda çatlamayı önler. Uygulamadan önce uygulanacak alanı yıkayıp kurulayın. AutoKit lastik ve tampon cilasını yeteri miktarda püskürterek bir sünger yardımı ile yayın diyor. Önce nasıl bir sıvıymış bir ona bakalım. pH değerine bir bakalım. Gördüğünüz gibi pembe bir sıvı. pH değeri ise şöyle bakarsak 5'e benziyor. pH 5 çıktı. Gayet temiz ve kuru bir yepyeni sünger. Hakan Bey kolay gelsin. Niye böyle köpürdü bilemiyorum. Zira ilk defa kullanıyorum. O orada öyle kururken bakalım. Diğer noktalarda özellikle downbuzz içinde çamur maskeleme özelliği var mı yok mu bir ona bakalım. Evet, şimdilik fena gözükmüyor. Bu arada bu lastiğe de uyguladım. Ama süngerle yaymadım. Aynı şekilde diğer lastiğe de uyguladım. Onu da süngerle yaymadım ve kurumaya bırakıyorum. Halen de kurumadı. Bir 5 dakika falan oldu. Bakalım diğer taraftaki kurusun. Bir su testi yaparız. Şimdilik
kapatıyorum. Kaldığım yerden kuruduktan sonra devam edeceğim. Bu lastikte de sünger kullanmadan sadece sıkıp kurumasını bekleyeceğim. Diğer iki lastikte yaptığım gibi. Bunun kurması biraz sürecek gibime geliyor. O yüzden kapatıyorum. Kaldığımız yerden devam. Ürünü kendi haline bırakıp kurumasını beklerseniz vay halinize, kurumuyor arkadaşlar. Süngerle de yaysanız kurumuyor. Direkt sıktığınızda zaten kurumuyor. Kurumuyor. O nedenle ben de mikrofiber bezimi heba etmek istemiyorum. Havlu kağıt kullanacağım müsaadenizle. Abi havlu kağıtla silmeye kalkışınca da parçalanıyor. Hem taze silinmiş yüzey bir su testi, hem de daha önce silip kurumaya bıraktığım yüzeyde su testi yapacağım. Yani ilk uygulama yaptığım tekerleğe, lastiğe. Su iticilik maalesef yok. Geçmiş olsun. Su iticilik maalesef yok. Bu lastik parlatıcıdan lastik yüzeyinde fazla bir ömür beklemek bence pek mantıklı değil. Şimdilik bu kadar. Esen kalın.